Ardı arkası kesilmeyen çocuk istismarı ayıpları yetmezmiş gibi o ayıba bir de kitap eklendi. Adı Zümrüt Apartmanı. İçinde dişi çıkmamış bir bebeği hedef alan sapıkça ifadeler, akıl almaz, kan donduran betimlemeler var. Kitabın sözde yazarı müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alındı ama adli kontrol şartıyla serbest kalması vicdanları bir kez daha kanattı. Arkadaşlar az içeri gelin. Bu bir ahlaksızlık. Bu bir çürüme. Bu ülkede böyle şeyler olmazdı. Kelimeler kifayetsiz kaldı. Tepkiler ard arda geldi. O iğrenç satırları okuyanların öfkesi dinmedi. İçerisinde iğrenç ifadeler taşıyan kitap hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kitabın adı Zümrüt Apartmanı. Daha dişi çıkmamış minicik bir bebeğe cinsel istismarı sapıkça ifadelerle anlattı. Yazar olduğu iddia edilen Abdullah Şevki o kitapta. Üstelik basım tarihi de 2013. Yani o paçavra 6 yıldır raflarda. Ancak o korkunç satırlar sosyal medyada paylaşılınca haberdar oldu herkes. Namussuzluk yapmış. Onu savunulacak bir tarafı yok. Aile Bakanlığı'yla Kültür Bakanlığı devreye girdi. Hem yazar hem de basın ve dağıtımından sorumlu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı pedofili içeren ifadeler nedeniyle kitabın yazarı Abdullah Şevki hakkında müstehcenlik suçuyla soruşturma başlattı. Kitabın yazarı Abdullah Şevki akşam saatlerinde yapılan suç duyuruları üzerine gözaltına alındı. Sabah da adliyeye sevk edildi. Gözler diğer yandan da kitabın basımını yapan yayın evine çevrildi. O utanmazlığa sahip çıktı yayın evinin sahibi. Sizin o karga beyniniz Abdullah Şevki'yi anlamaz dedi, ahlaksızlığı savundu. Yayın evinin sahibi de sabah saatlerinde savcılığa giderek teslim oldu. Tepkiler artınca sosyal medyadaki açıklamasını kaldırdı. Ama adliyeye götürülürkenki sözleri de tartışma yarattı. Bu ülkede böyle şeyler olmaz. Kitabın o ilgili bölümündeki akıl almaz, dehşete düşüren ifadeler vatandaşların da büyük tepkisine sebep oldu. Bakın akşam saatlerinde burada camlar kırıldı, taşlı sandalyeli saldırıya uğradı bu yayın evi. Yayın evleri kendi kafalarına göre çocuk istismarı yaparak veya kendi yayınlarını savunmalarını da ahlaksızca buluyor. Hem yazarın hem de yayın evi sahibinin nasıl bir ceza alacağı merak edilirken tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi her iki isim de. Ancak adli kontrolle serbest bırakıldılar. Şimdi tabii pedofili yapanların serbest kaldığı yerde yazanların serbest bırakılması şaşırtıcı değil. Yalnız edepsizliğin başladığı yerde edebiyat biter. Kaleminden mürekkep diye zehir damlayan, pedofiliyi bize edebiyat diye pazarlayan başkaları da var. Çocuklarımızın ömrü kelebekten kısa sürüyorsa bunda onların da vebali büyük. Tabii bunların hepsini cezasız bırakanların vebali en büyük.